Teşekkür Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet Ülkü Çoban, şimdi yayınımızda Sera Kadıgil olacak. Sera Kadıgil de aslında Can Atalay'la verilen kararın ve Adalet Bakanı'nın gerekçeli kararı göreceğiz kısmını değerlendirecek. Evet, şimdi yayınımızda kendisi de merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar. Özgürlük yürüyüşü 26. gününde devam ediyor. Ankara sınırlarındayız. Günler sonra Ankara'da olacağız. 28'inde Cumhuriyete Özgürlük şiarıyla Anıt Park'ta noktalanacak. Dün önemli bir karar vardı. Aslında tüm Türkiye'de oldukça fazla yer aldı. Can Atalay, herkes bunu bekliyordu. Evet. Aylardır seçilmiş olmasına rağmen aylardır demir parmaklıklar arkasında ve AYM'e hak ihlali kararı verdi. Hemen akabinde Adalet Bakanı ise gerekçeli kararı göreceğiz dedi. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem AYM kararını hem de Adalet Bakanı'nın ifadelerini nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, AYM kararı ile ilgili böyle evet işte bu yes falan gibi bir havaya girmenin manası açıkçası yok. Çünkü olması gereken oldu. Üstelik çok da geç bir vakitte oldu. Can, bir tek Can da değil bu arada. Osman Kavala, sevgili Mine, sevgili Çiğdem, sevgili Tayfun hala o Silivri zindanlarında gezi direnişi gibi bu toprakların gördüğü en onurlu direniş nedeniyle esir tutuluyorlar. Bir sene boyunca tutuldular. Üstüne Can milletvekili seçilmesine rağmen ve aradan 5 ay geçmesine rağmen Hatay halkı, sadece Can da değil Hatay halkı 5 aydır esir tutuluyor. Ve bunun üzerine AYM bir karar verdi. Dediğim gibi bu son derece normal bir karar. AYM'nin daha önce verdiği içtihatlarına, anayasamıza uygun bir karar ve olması gereken bir karar. Burada eleştirdiğimiz tek şey var, 5 ay gecikmeyle yapılmış olması. Bunun. Çünkü 14 Mayıs itibariyle Can milletvekili seçildikten sonraki gün Can'ın tahliye edilmesi zaten gerekiyordu. Ama dediğiniz gibi daha dün bu karar verilmiş olmasına karşın Can bugün hala Silivri cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Ve bunun da bakan yine verdiği işaretini, önce gerekçeli karar olmaz AYM kararlarında, karar gerekçesi deriz biz ona hukukçular olarak, karar gerekçesinin beklenmesi gerektiğinden bahsetti. Burada birkaç kere daha ifade ettim ama burada da ifade edeceğim. Eğer okuduğu kararların gerekçelerini anlayıp hukuki olarak yorumlama kapasitesine sahip olsaydı ilgililer, başta bakan olmak üzere, zaten AYM bu kararları daha önce verdi. Enis Berberoğlu'nda verdi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda verdi, Leyla Güven'de verdi. Verildi bu kararlar çeşitli hukuku tutuklu milletvekilleri için. Can Atalay'da da şu anda gerekçeli kararı, karar gerekçesini bekliyorum ben demenin aslında Türkçe'de tek bir meali var. Ben Hatay halkının iradesini bir yıl üstüne 5 ay esir tuttuğum yetmedi. Hani böyle ne koparsak kârdır diye bir yaklaşım olur ya, tam o. Can Atalay'ın özgürlüğünden, Hatay halkının iradesinden 3 gün daha koparayım ben bunu, kâr sayarım yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Ben esir diye bahsettiğimde Silivri'deki özellikle siyasi tutsaklardan kızanlar oluyor. İşte esir düşman hukukuna uygulanır vesaire. Bu gördüğümüz tablo aslında bir düşman hukuku uygulanması. Bu ülkede saray rejimi denen garabetin bu ülkenin üstüne çökmesine karşı olan, herkese karşı uygulanan bir düşman hukuku var. Ve evet, geldiğimiz noktada bakanın yorumunun tek gerçek anlamı da bu. Yapacağım çünkü yapabiliyorumdan ibaret. Evet, şimdi kamuoyunun da gündeminde aslında bu karardan sonra şu soru bekleniyor. Can Atalay ne zaman aramızda olacak? Karar bekleniyor, gerekçeli karar dedi ama ne zaman aramızda olacak? Ne öngörüyorsunuz? Buradan ne söylemek istersiniz? Aslında şöyle, dün itibariyle üst yazıyla AYM'den ilgili mahkemeye, yani 13 ağır cezaya bu karar gitti. Avukat arkadaşlarımız, hem bizim hem Can'ın avukat arkadaşları dünden beri Çağlayan Adliyesi'ndeler. Az önce aldığımız bir haber, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reisi mazeretsiz olarak saat 2 sularında adliyeden çıkmış ve gitmiş. O nedenle bugün de dairenin toplanıp bu yönde bir karar alıp alamayacağı ihtimali artık düştü diyebiliriz. Öngörümü ve fikrimi soruyorsanız şunu açık açık ifade etmem lazım. Biz cumartesi günü Türkiye İşçi Partisi olarak hem Cumhuriyetimizin 100. yılında en güçlü biçimde Cumhuriyete özgürlük istemek için, hem elbette sevgili Can Atalay için bir buluşma yapacağız. Ve dediğim gibi orada olacağız. Bence şu andaki tek niyetleri ve tek muratları, aman Can Atalay 3 gün daha hapiste dursun. Bu kadar zaten hukuka aykırı şekilde esir tuttuk. 3 gün daha tutalım da Anıt Park'a gelmesini de biraz daha geciktirelim. Hatay halkının yanına koşmasını da biraz daha geciktirelim. Orada 60 bin insanı öldüren kent suçlularını belediyesinden, valiliğinden, bakanlığına kadar üstüne büyük öfkesiyle yürümesini 3 gün daha erteleyelim. Ama şunu da söylemek lazım. Korkunun ecele faydası yok. Bizim Can'ı Hatay'dan aday göstermemizin sebebi tam
deprem olarak buydu. Bugün de ise yarın hapisten çıkacak ve o deprem suçlarının hesabını bir bir bütün ilgilerinden sormaya başlayacak. Umut ediyorum ki bugün diyemiyorum artık mahkeme başkanı AYM'de olduğu gibi yine mazeretsiz olarak mahkemeden ayrıldığı için. Yarın olmazsa en geç pazartesi itibariyle tahliyesini bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün de ne güzel misafirimiz olmuşsunuz. Valla elinize, emeklerinize sağlık hepimizin. Hepinizin teşekkür ederiz destekleriniz için. Sağ olun. Evet Ülkü Çoban, özgürlük yürüyüşündeyiz. 26. gününde özgürlük yürüyüşü ve Ankara'ya kilometreler kaldı. Bugün de yayınımızda tip milletvekilleri vardı. Can Atalay'ın hak ihlali kararını değerlendirdiler. Can Atalay'ın ne zaman aramızda olacağına ilişkin Sera Kadıgil değerlendirmelerde yaptı ve elbette Türkiye'nin bütün hak, adalet ve özgürlük taleplerinde yine bu yürüyüşte bulmamız mümkündü. Bugün özgürlük yürüyüşünden aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen günlerde gündemi ve burayı takip etmeye devam edeceğiz. Sözü size bırakabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Anıt Park'ta özgürlük yürüyüşü son bulacak sevgili izleyenler. Bakalım Can Atalay cumartesi günü Anıt Park'ta olabilecek.